Hocam selam. Selam İsmail, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyidir. Yine İnsanı Anlamak kitabıyla karşınızdayız. Yine... Bir haftadır zihniyetinde değişiklik oldu mu? Zihniyetimde değişiklik olabilmesi için biraz ilişki kurmam gerekiyor hocam. Pek evden çıkamadığımız için kendimizi göremiyoruz. Doğru. Direkt oradan başlarsak hocam, kendi zihniyetimizi nasıl analiz ederiz? Kendi zihniyetimizi, mesela ben otoriter miyim, ataerkil miyim, demokrat mıyım? Kitapta anlatıyorsunuz. İnsanlara testler, anketler yapıldığında herkes kendini demokrat olarak tanımlıyor. Aynen. Bu zihniyetimizin ortaya çıkabileceği şey ilişki. Bir ilişkide kendi zihniyetimizi karşı taraf görürse ve kadim bilgide işte Şems'in dediği gibi kendine bir ayna bul diyor ya, o da boşuna söylememiş bunu herhalde. Ancak bir ayna, karşıdaki bir insan vasıtasıyla kendimizi anlayabilmemize imkan var. Bunun üzerinde çok duruyorsunuz kitapta. Direkt onu soracağım ben. Yani bizim kendimizi fark edebilmemiz için bir ilişkide olmamız gerekiyor. Bu ilişki sebebiyle, bu ilişki vesilesiyle kendi zihniyetimizi görebiliriz biraz. Ve hatta ilişkinin de bir zihniyeti olduğunu söylüyorsunuz. İnsanlar kendi zihniyetlerini nasıl analiz ederler diye bir soru sorayım. Ya aslında bunun zorluğu çok net. Çünkü biz kendimizle ilgili fikri kendimiz üzerine odaklandığımız zaman, kendi davranışlarımızın farkında olduğumuz zaman ve olabildiğince kendimize dışarıdan bakabildiğimiz zaman ancak anlayabiliyoruz. Ama şimdi herhangi birimiz kendimize dışarıdan ne kadar bakabiliriz? Bunun bir sınırı var. Onu unutmamak lazım ki bu zihniyet dediğimiz şey bilinç dışı adaptasyonun ürettiği bir durum. Bilincin değil yani. Ve bizim bilinç dışımızı da dışarıdan bakan insanlar, hakikaten yabancılar yani, çok daha rahat okuyabiliyor. İnsanın kendisine göre daha rahat okuyorlar ve o zaman da zihniyeti tanımlamak, zihniyetin değişimine doğru adım atmak isteniyorsa dışarıdan destek almak gerekiyor. Ama bu bir doktor desteği falan değil. İşte sen söylediğin gibi bir ilişki içinde ancak kendi zihniyetimizin nasıl işlev gördüğünü ötekinin gözünden, karşımızdakinin bakışıyla yakalama şansımız var. Yani birkaç şey söylemek mümkün bu zihniyet değişikliği ile ilgili. Çünkü bir sürü şirket, kurum buna böyle disiplinli bir şekilde bu işe yaklaşıyor. Bir, teoriyi öğrenmek. Yani gerçekten bu zihniyetler ne, kaç tane var, nasıl değişiyorlar vesaire. İki, hangisini istiyorum sorusunu birlikte sormak ve cevaplandırmak. Üç, peki şu anda benim zihniyetim nasıl diye sormak ve bunun için işte şimdi bu ilişkiler ağına muhtacız. Karşılıklı olarak birbirimizin zihniyetini nasıl algıladığımızı söyleyebiliriz. Ondan sonra ancak dört, birlikte bir değişim imkanının ortaya çıkması hali. Çünkü şu var, şunu da söylemek lazım. Bazı insanlar çok böyle irade sahibi olabiliyorlar. Kendileriyle uğraşabiliyorlar ve hakikaten zihniyetlerini değiştirmek üzere çaba çıkartıyorlar. Ama eğer ortamlarındaki zihniyet değişmiyorsa bu tekrar geri dönüyor. Hem bunu çıkar, yani bu çabayı çıkartan insan sayısı çok düşük oluyor. Hem de eğer olumlu bir tepki alamaz ise çevresinden, o zaman tamamen geri dönüyor ve tamamen o defteri kapatabiliyor. Yani gerçek hayatta böyle oluyor. O yüzden de birlikte olması, neredeyse bir kurumsal yapı içinde olması, yani ilişkiler ağı içinde olması çok çok önemli. Evet. Şimdi bir de kitapta sık sık geçen zihniyetlere giriş yaptıktan sonra egemen zihniyet ve destek zihniyet diye ayırt ediyorsunuz bizim zihniyetlerimizi. Yani bizim zihniyetimizin bir egemen zihniyeti var, bir de destek zihniyeti var. Hatta bir insanda tek başına 3-4 zihniyetin bir arada bulunduğuna işaret ediyorsunuz. Egemen ve destek zihniyetler ne demek, onu sorarsam? Geçen programda söylemiştik ya, bu çocukluktan itibaren adapte olurken çevremize, zihnimiz bize bir sürü değişik alternatif davranış kalıbı, bakış kalıbı sunuyor. Bunlar zihniyetler. Ve biz de onlardan işimize geleni, bize kolay geleni, işe yarayanı seçiyoruz ve onları benimsiyoruz. Dolayısıyla birden fazla zihniyetten bir paket oluşturuyoruz. Yani hepimizin kafasında bir zihniyet bileşimi var. Bazı insanlarda yedisi de var. Ama tek zihniyete sahip hiç kimse bugüne kadar görülmüş değil. En az iki tane zihniyetten oluşuyor bu paketimiz kafamızdaki, ama yediye kadar çıkabiliyor. Şimdi bu kafamızdaki zihniyet bileşiminin içinde de bir niteliksel farklılık var. Bir tanesi en çok yaptığımız, bazı literatüre göre en çok yaptığımız ama daha bence doğru bir literatüre göre, üzerimize hiçbir baskı yokken, kendimizi doğal, normal, hiç düşünmeden davranırken uyguladığımız davranışlar, bakışlar, anlayışlar vesaire, bunların ima ettiği zihniyet. Buna egemen zihniyet diyoruz. Yani bu kişi kendi haline bırakılsaydı, üzerinde hiçbir baskı olmasaydı, kendi doğal akışı içinde sergileyeceği zihniyet bu.
destek zihniyet üzerimizde bir baskı varken, stres altındayken diyelim. Ama bu baskı illa olumsuz anlamda kullanılmayan bir terim. Olumlu baskılar da olabilir. Yani mesela işte uzun zamandır görmediğimiz bir arkadaşı göreceğimiz zaman heyecanlanırız. Belki de yahut da daha önce kavga etmiş olduğumuz birisiyle karşılaşacaksak artık o olay bitmiştir belki ama hala bir tortusu kalmıştır. Yani böyle nötr bir durum olabilir. Olumsuz da bir durum olabilir. Yani normali bizi normalin dışında davranışa sevk ettiren o durumlarda genel olarak nasıl davranıyoruz? Bu da destek davranışımız ve ikiden fazla zihniyetten oluşabildiğine göre bu kafamızdaki paket bir sürü destek davranış söz konusu olabiliyor. Yani bir tane egemen davranış var hiçbir baskı altında değilken bir de çeşitli baskı durumlarında farkında olmadan tercih ettiğimiz, farkında olmadan kaydığımız zihniyet kalıpları ya da yönlendirmeleri var. Bunları da destek diyoruz ve hepimiz bunları tamamen bilinç dışı olarak kullanıyoruz. Yani birinden diğerine çok rahat geçiyoruz. Farkında bile olmuyoruz yaşarken. Evet şeyi söylüyorsunuz o kitapta var mesela hocam. Usta tek başına dükkanda çalışıyor. O anda onun zihniyetini göremiyoruz. Kendi de görmüyor. Ama içeri çırak girdiği andan itibaren kendini açık etmeye başlıyor ve ona davranışına göre kendi zihniyetini göstermeye başlıyor. Çırağın da ona davranışı, çırağın zihniyeti ve ikisinin arasındaki ilişkinin de bir zihniyeti oluyor. O zihniyet hangisinin egemen zihniyetle, hangisinin destek zihniyetle davrandığına göre o ilişkinin kendi zihniyeti de şekillenmiş oluyor. Evet. Yani aslında bir ilişki tek başına çalışan bir insan o zamana kadar hiç çırak almamış olsun. Sonra bir gün bir çırak almaya karar veriyor. Kimi çırak aldığına göre muhtemelen o çırak usta ilişkisi biraz farklı olacak. Aynı zamanda o çırak da başka bir işe girseydi, başka bir ustayla çalışıyor olsaydı onun da ilişkisi bir miktar farklı olacak. Bir süre sonra o ilişki oturuyor. O ilişki bir kültür haline geliyor. Kendi aralarında hani neyin ne zaman söylendiği, neye cevap verilmeyeceği, ne zaman neyin yapılacağı vesaire. Nasıl söylersem nasıl anlar? Bütün bunlar kendiliğinden oturuyor ve o zaman her iki kişi de bu orta ilişkiye, ortalarında olan bu ilişkiye adapte olmaya çalışıyor. Çünkü artık usta çırağa adapte olmuyor. Usta çırak ilişkisine adapte oluyor. Çırak da artık ustaya adapte olmak problemini bitirmiş oluyor. O usta çırak ilişkisine adapte olmaya çalışıyor. Böyle olunca şöyle diyebiliriz. Eğer bu ilişki ikisini de rahat davrandırıyorsa, ikisi de egemen tarzlarında mesela devam edebiliyorlar ve çok muhtemelen de bu egemen tarzlar birbirine benziyor. Zaten çünkü egemen tarzlar birbirine benzemediği zaman iki kişi arasında bir problem var. Yani ortak ilişkinin zihniyeti nasıl olacak? Birininkini o alsak ötekisi baskı altında hissedecek. Diğerininkini alsak da birincisi baskı altında hissedecek. Ve bunun da cevabı yok. Bu hayat karar veriyor buna. Yani o iki kişinin iradesi, sabrı, statüsü bir sürü şey o ilişkinin nasıl olacağına karar veriyor ve o noktadan sonra da her ikisi ona adapte olup bazısı egemen zihniyetiyle, bazı destek zihniyetiyle uyumlu bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Tabii uyumsuz olunca zaten ilişki bitiyor. Yani illa de bütün ilişkilerde olumluya gidecek diye bir şey yok. Bazen olmuyor, çırağı atıyor usta ya da çırak ben burada çalışamam, ben bu ustayla olmuyor bu iş diyor, ayrılıyor. Yani zihniyetleri uyuşmuyor çünkü. Ya da devam ediyorlar, çırak artık kalfa oluyor. Mesela bir tane daha çırak, onun yerine bir çırak geliyor. Aynen. Bu sefer o zihniyet devrederek genişliyor. Yani dediğiniz gibi bir kültüre dönüşüyor. Orada artık ustanın çırağa davranışı, çırağın yeni çırağa davranışı bu böyle evet. Büyüyerek devam ediyor. Kendini besliyor aynı zamanda. Yani iki kişi varken bir ilişki var. Üçüncü kişi girdiği anda üç tane ilişki oluyor. Değil mi? Ustanın her ikisiyle de ilişkisi var. Bir de iki tane çırağın da birbiriyle ilişkisi var. Şimdi eğer orası bir devam edebilir, sağlıklı, tırnak içinde sürdürülebilir bir kültürel ortam olacaksa bütün bu ilişkilerin zihniyetinin aynı olması lazım. Bir biçimde benzeşmesi lazım, yakınlaşması lazım. İşte bu bir problem. Tabii şimdi üç kişilik bir dükkan alınca çok büyük bir problem gibi gözükmeyebilir ama eğer 3000 kişi çalıştırıyorsanız, öyle bir firmaysanız bu bayağı bir problem ve bir sürü firma zaten bununla uğraşmak zorunda kalıyor. Evet hocam bir de erkek kadın ilişkilerine de giriyorsunuz bu egemen destek zihniyetleri anlatırken. Aslında oradan da öğreneceğimiz şeyler var. Mesela erkekle kadının ilişkisi gayet güzel devam ediyor. İşte egemen zihniyet, destek zihniyet bunlar uyumlanmışlar. Birbirlerine adapte olmuşlar. Kendi ilişkileri de belki demokrat bir ilişki şeklinde devam ederken kayınvalide
bir süreliğine, bir aylığına mesela ziyarete geliyor. Burada bir şey çıkıyor ortaya. Zihniyet değişimi çıkıyor ortaya. Kayınvalidenin zihniyetiyle birlikte burada bir karmaşa başlıyor mesela. Olabilir diyelim. İlle de bütün kayınvalideler evet. bütün ilişkileri bozacak demeyelim. Evet. Bazı kayınvalideler veya herhangi birileri evet. Yani var olan standartlaşmış, rutinleşmiş bir ilişkiye dışarıdan bir üçüncü kişi, mesela çocuk, o da aynı şey. Çocuk doğduğu zaman da benzer bir durum var. Yani o rutinin değişmesi gerekiyor ve o rutini değiştirmeye kim ne kadar razı, kim ne kadar hazır? Bu önceden belirlenen bir durum değil. Bazen orada uyumsuzluk çıkabiliyor tabii. Eğer bu kayınvalide örneğinden gidersek, dediğin gibi bir üçüncü kişinin zihniyeti de işin içine girdiği için iki farklı ilişki daha ortaya çıkacak demektir. Yani o karı kocanın her birinin o kayınvalide ile olan ilişkisi. Ama şu var, genel olarak bakarsak biz var olan, bizden önce sabitlenmiş bir ilişkiye yaklaşıyorsak, oraya giriyorsak, genellikle ilk tepkimiz oraya nasıl uyum sağlarım sorusunu sormaktır bilinç dışı olarak. Dolayısıyla burada da o kayınvalide örneğinde, kayınvalide önce oraya bilinç dışı bir uyum çabası çıkaracak. Ama bu hiçbir netice vermeyebilir. Yani o çabayı çıkarsa bile bunu beceremeyebilir. Ama o zaman işte o ilişkide bir takım ya da o kültürde bir takım problemler olacaktır. Çünkü kayınvalideyi de içine alan bir biçimde şimdi o üç kişinin birlikte varoluşunu nasıl bir zihniyet kalıbına, bir kültüre oturtmamız lazım diye bir soru var orada. Ve bu böyle teorik bir soru değil. Yani kimse zaten bu teorik soruları sormuyor. Bu gündelik hayatın içine çıkan sorular. Mesela diyelim ki eskiden masayı şu kurardı. Şimdi gene öyle mi olacak? Soru işareti. Öyle olduğu zaman birisi rahatsız mı olacak? Eğer birisi buna laf ederse bunu biz nasıl algılayacağız? Yani her diğer insanlar vesaire gibi. Çok basit sıradan dürtüler var burada. Etkiler var ve biz bunlara gene büyük miktarda bilinç dışı olarak tepkiler vererek egemen tarzlarımızdan destek tarzlarımıza doğru ya da bir destekten başka bir destek tarzına doğru kaymalar gösterebiliyoruz. Sonunda da hangi zihniyetin egemen olacağını, oraya kültürel olarak egemen olacağını önceden bilemiyoruz. Her türlü sonuç çıkabiliyor buradan istatistik olarak bakarsak. Hayatın nasıl tecelli edeceğini önceden bilmek mümkün değil bu analizlerde. Ama sonradan geriye doğru bakıp zihniyet analizi yaparak anlamak mümkün. Niye o öyle davrandı ve nasıl bu hale geldi? Bu ilişki diye anlamak mümkün. Ama öngörmek çok çok daha zor bir şey tabii. Ancak istatistiki olarak öngörebiliriz. Aslında bir tüyo veriyorsunuz orada hocam. Bu kadın erkek ilişkisinden bahsederken hayat dersi de diyebiliriz hatta. Yani ilişkide egemen zihniyetler çatışıyor önce. Güçlü olan egemen zihniyet kazanırken, yani hakim olurken diyelim, kazanmak demeyelim de, diğeri egemen zihniyetini bırakıp destek zihniyetlerinden birine dönüyor diyebiliyor muyum? Evet, ama burada güçlüden kasıt herhangi bu zihniyetin gücü ne kadardır gibi bir soru anlamsız bir soru. Güçlü şu, kim daha çok sebat ederse o güçlü. Evet, tam onu söyleyecektim. O cümleniz var, ona dedim hayat dersi zaten. Gözlemler daha sabırlı olan ve kendi davranışında ısrar edenin ilişkinin tarzını belirlediğini söylüyor demişsiniz. Evet, aynen. Yani sen ister demokrat ol, ister başka, yani sen olumlu bir şey atfedebilirsin kendine, ama eğer karşında senden daha ısrarcı, daha sebatkar birisi varsa, o ilişkinin gideceği yer büyük ihtimalle, yani istatistiki olarak, o diğer kişinin zihniyeti olacaktır ya da onun tercih edeceği bir yönelim olacaktır. Hayat böyle, bunun böyle olduğunu söylüyor, gösteriyor yani bize. Sana iyi gelmedi galiba bu. Evet hocam, bu sabır işi doğru kolay değil. Bu bölümün sonunda hemen ilişkilerden bahsettikten sonra bir yerde demokratlığın sağlığa iyi geldiğini söylüyorsunuz. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri de oydu. Yani her şey bir tarafa, bütün bu zihniyetlerin insanı kendisini nasıl etkilediğine bakarsak, en sağlıklı yaşantı sürenlerin ortak bir zihniyeti var. O da demokrat zihniyet. Yani bu zaten çok daha önceden adı konmadan bilinen bir olaydı. Yani işte tıpla ilgili olan bir sürü araştırma, yani özellikle tabii psikolojiyle ilgili olan birçok çalışma şunu sordurtuyor. Peki bu tıp dediğimiz şey ya da bu doktorlar neyi tavsiye ediyorlar? Şimdi zihniyet terimleriyle bakarsak, yani hangi zihniyeti tavsiye ediyor bir psikiyatra, psikoloğa ya da bir danışmana gittiğiniz zaman? Görüyoruz ki hemen hemen hepsi demokrat zihniyeti tavsiye ediyor. Demokrat zihniyette davranan İnsanların da, bu Blake ve Mouton'un çalışmasında, Exxon'da yaptıkları çalışmada var o. Çok sayıda insanı doktora götürüyorlar. Hani delirli zihniyette davranan insanları ve hem fiziksel olarak hem ruhen
ölçülüyorlar yani bu insanlar. Ve orada gözüküyor ki demokrat zihniyetin hakim olduğu departmanlar, ilişkilerde insanlar daha sağlıklılar. Mesela daha az migren oluyorlar, daha az mide ağrısı çekiyorlar, daha az egzema oluyorlar. Ne bileyim, bütün bu daha ziyade immün sistem hastalıkları dediğimiz hastalıklar açısından bakıldığı zaman demokrat zihniyetin daha sağlıklı olduğunu görüyoruz. Bağışıklık sistemi açısından yararlı bir bakış tarzı bu demokrat zihniyet dediğim şey. Zaten şimdi filmi geri sararsak programın başına, insanların, hiçbir şey bilmeyen insanların, bu teoriyi bile bilmeyen insanlara önlerine bir şey, test koyduğumuz zaman ve sen hangisine benziyorsun, hangisini yapıyorsun diye sorduğumuzda insanların büyük çapta, yani %90'larda kendisini demokrat olarak görmesinin de nedeni bu. Çünkü insanlar kendilerini normal görüyorlar ya. Normal görmekle sağlıklı görmek ilişkili şeyler. Ben kendimi normal buluyorsam aynı zamanda sağlıklılık da atfediyorum kendime, ruhen demektir bu. O yüzden de başkalarını nasıl etkilediğimden bağımsız olarak kendimi demokrat sanıyorum. Bu da madalyon öteki yüzü. Ama tıpla ilgili çalışmalar, özellikle pedagojiyle ilgili, çocuk eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalarda bu olayı çok daha net bir şekilde görüyoruz. Yani eğer demokrat zihniyetin hakim olduğu bir ilişkiler ağı varsa, orada tek tek kişilerin sağlıklılığı diyelim daha iyi performe ediyor. Bu insanlar daha sağlıklı davranıyorlar, daha sağlıklı hissediyorlar, daha az hasta oluyorlar. Hastalandıklarında daha kolay iyileşiyorlar. Mesela bu da çok gözlemlenmiş bir olay. Zaten o yüzden mesela şu anda mesela kanser hastaları ve başka otoimmün hastalıklarda şu anda artık tıp neleri tavsiye ediyor? İşte dostluklarınızı devam ettirin. Etrafınızda sıcak bir ortam, yani yumuşak bir ortamı tutun. İşte sevdiklerinizle beraber olun. Güzel şeyler okuyun vesaire falan filan. Bu bütün bunlar aslında bu ortamdan etkilendiğimizi söylüyor. Dışımızdaki ortamdan etkileniyor bağışıklık sistemi. Ve zihniyet de bizi en çok etkileyen öğe bu içinde bulunduğumuz kültür açısından. Yani eğer otoriter zihniyete sahip bir ortamdaysanız o zaman sürekli olarak cebelleştiğiniz veya sürekli olarak sizi rahatsız eden, üzerinize baskı kuran bir mekanizma hissediyorsanız burada bağışıklık sisteminizin çok iyi bir performans göstermesi çok mümkün değil tabii ki. Evet, hepimiz kendimizi hangi zihniyetten olursak olalım demokrat zannediyoruz. Bütün ebeveynler sorulduğunda çocuklarıyla arkadaş ilişkileri olduğunu söylüyor. Bütün yöneticiler çalışanlarıyla çok iyi ilişkileri olduğunu söylüyor. Bütün siyasiler seçmenleriyle çok yakın olduklarını söylüyor. Ama hep karşı tarafa sorulduğunda başka bir şey çıkıyor. Aslında karşı taraf o zihniyeti analiz edebilir yani. Kendi söylediğimizin bir önemi yok. Zaten bu yapılan deneyler de anlattığınız gibi hep hayatın akışı içinde yapıldığında sağlıklı sonuçlar veriyor. Hocam, hı-hı, otoriterliğe girelim mi? Trump'ı soracağım size. Dün de tören yapıldı. Yeni başkan geldi, Amerika'nın başkanı, ama bundan önce 6'sıydı galiba kongre baskını. Şimdi siz 12'sinde Serbestiyet'te Trump üzerine yazdığınız bir yazıda, onu okuyacağım kısaca izin verirseniz. Bir cümle var benim en çok ilgimi çeken. Gücü arzulayan ve ellerindeki gücün yetersizliğinden müzdarip olanlar otokratın gücünü kendi uzantıları olarak yaşıyorlar. Ve onu iktidarda tutmak için kendi iktidarsızlıklarının telafisine dönüşüyor. Ve bu uğurda gerekirse ölmeyi de göze alıyorlar, yazmışsınız yazıda. Bu benim çok ilgimi çekti. Yani benim gücüm yetersiz, kendi zayıflığımı biliyorum ama beni temsil ettiğini düşündüğüm otoriter zihniyetteki lider, otokrat benim iktidarsızlığımı onda iktidara çeviriyor. Telafi ediyor. Orada telafi ediyorum. Ve o ne kadar uzun iktidarda kalırsa ben de kendi iktidarımı gerçekleştiriyorum. Sanal bir şey oluyor bu. Bir tür delilik aslında bana göre. Ama siz çok güzel analiz ediyorsunuz bunu. Yani ne diyorsunuz hocam? Trump'ın gitmek istemeyişi, bu kadar direnmesi, kongreyi bastırması. Trump'la ilgili tabii şöyle bir hata yapmayalım. Biz burada bilmem kaç kilometre uzakta gazete haberleri ve bir takım televizyon haberleri üzerinden giderek bir insanın zihniyetini ne kadar anlayabiliriz? O bir soru işareti. Çünkü zihniyet ilişkiler içinde ortaya çıktığına göre Trump'la ilişkide olanların yazdıklarından vesaire hareket etmemiz lazım. Onların doğrudan gözlemlerini ele almamız lazım. Yoksa çok afaki olur. Ama onlar da var elimizde olduğu için şu anda.
hani bir şeyler söyleyebiliriz. Benim izlenimim Trump'ın aslında ataerkil egemen tarza sahip olduğu. Yani onu böyle kendi haline bıraktığımız zaman bu kendisini biricik hisseden, hatta bu dindarlığıyla birleştiği için kendisini seçilmiş biri olarak gören, sanki dünyaya yeniden bir istikamet vermek üzere göklerden inmiş gibi hisseden ve de böyle de bir performansı olan, bunu da açıkça sergilemekten çekinmeyen birisi ve doğal olarak da bu cazibesinin ya da bu üstünlüğünün görülüp herkesin ona uygun davranmasını bekliyor. Şimdi üzerinde herhangi bir baskı olmadığı zaman Trump'ın öyle çok emir veren falan bir adam olduğunu görmüyoruz. Kinayeli tweetler atıyor vesaire ama işin zaten kendi karizması etrafında doğal olarak yürümesi gerektiğini varsayıyor. Ama işler öyle yürümediği zaman, yani baskı altına girdiğinde otoriter zihniyete geçiyor. Bunu da son dönemde çok yoğun olarak gördük. O zaman insanları kışkırtmaktan tut, öfke krizi, kabullenememe, reddetme, başarısızlığı taşıyamama ortaya çıkıyor. Yani dürtülerden gidersek eğer, şunu söyleyebilirim, ataerkilliğine baktığımız zaman her iki dürtü de var. Yani saygı arayışı da var, olumlu bir şey olarak. Sıradanlıktan kopma isteği de var, o da olumsuz bir şey. Bu ikisi de orada var. Daha dengeli olarak bir ataerkilliği var, oturmuş. Ama şeye geldiğimiz zaman, otoriterliğe geldiğimiz zaman ben esas olarak müthiş bir başarısızlık kaygısı, endişesi, yenilgi endişesi taşıyan bir insan olarak görüyorum şu anda. Yani bir takım şeyleri daha fazla kontrol edebileyim, elimin altında olsun, benim istediğim gibi olsun gibi bir çabadan ziyade tam aksine olumsuzluklardan panik duygusu yaşayan birine benziyor ve bütün bu davranışları da aslında o yüzden çok akılsızcaydı. Yani şimdi Amerika gibi bir yerde bu attığı adımların, hani kongre baskınına insanları kışkırtma vesaire, bunların gerçekten netice vermesini beklemek çok akıllıca bir şey değil. Yani ihtimal %0 olmayabilir ama herhalde çok küçük bir ihtimal. Hakikaten bir sürü cumhuriyetçinin söylediği gibi burası bir muz cumhuriyeti değil. Büyük bir ülke, kurumları var. Ordunun nasıl pozisyon aldığı belli vesaire. Yani sen o kurumları yönetemediğin belli. Arkandan gelecek hiçbir kurum yokken sokakta toplayacağın birkaç kişiyle ne yapabileceğini hayal edebilirsin. Rasyonel bir durum değil bu. Ama rasyonalitenin orada işe yaramadığını çok net görüyoruz. Çünkü bu aslında biraz Trump'ın bilinç dışı arzularına cevap veren bir tutumdu. Bence Trump'ı, yani eğer biraz geri çekilip bakarsak, hastalanma halinde bir kişi olarak da tanımlamak mümkün. Bu anlamda çünkü kendi zihniyetinin ima ettiği rasyonaliteye bile uymuyorsa bir insan. Yani ille de demokrat olsun falan gibi bir şey değil bu. Her zihniyetin bir rasyonalitesi var. O rasyonaliteye bile uyamıyorsa o zaman bir hastalanma hali, bir panik hali, patolojik bir nokta oluyor olabilir. Ve bence Trump'ın bu son 1-2 haftası belki biraz öyle oldu. Yani aynı günlerde sizin bu yazıyı yazdığınız gün galiba Dücane Cündioğlu da bir tweet attı. Ben onu da yakından takip ederim hocam. O tek bir cümle söyledi. Aslında oraya gönderme yaparak. İnsanın güç gösterilerinin ardındaki neden kudret taşkınlığından çok iktidarsızlıktır diyor. Yani son söylediğinize gelirsek, iktidardaki çok güçlü liderin güç gösterisi yapması sizce de aslında dipte yatan iktidarsızlığa işaret ediyor olabilir mi? Evet. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bu rasyonalitenin sınırını aşıyor. Şimdi otoriter zihniyette davrandığınız zaman ister egemen ister destek zihniyet olsun, eğer oraya gelmişseniz, bir baskı altındaysanız ve destek olarak da otoriterliği kullanıyorsanız gene dürtüler açısından aynı ikilemle karşı karşıyasınız. Bir tarafta kontrol etmek, egemen olmak, bir şeyi yönetmek istiyorsunuz, denetlemek istiyorsunuz. Kendi istediğinizin dışında herhangi bir şeyin olmasını istemiyorsunuz. İstediğiniz şey bu. Ama aynı anda da başarısızlıktan ürküyorsunuz. Şimdi bunlar dengeli bir biçimde de iç içe geçebilirler. Birisi çok ağır da basabilir veya tamamen bir dengesizlik ilişkisi de olabilir. Ama normalde ihtiyacınız olan kontrolden daha fazlasını kullanmaya başladığınız zaman hemen hemen her zaman bu başarısızlık korkusu yüzünden olan bir şey. Çünkü orada rasyonalite kırılmış demektir artık. Sizin yani kendi otoritenizi başkalarına kabul ettirmenin çünkü bir rasyonel sınırı var. Bir sürü insan dünyada otoriter zihniyette ve onlarla gayet rahat yaşıyoruz. Çünkü o rasyonalite sınırının içinde yaşıyorlar onlar. Yani biz onları öngörebiliyoruz. Yani adam otoriter zihniyette ama adamın ne dediği belli, neyi ne zaman yapacağı belli. Onunla yaşamak kolay diyor.
diyoruz mesela. Fakat bu belirsizlik haline alırsa, hani ne zaman ne diyeceği belli olmayan bir otoriter, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir otoriter zihniyette kişi çok tehlikeli bir yaratık haline geliyor yani etrafındaki insanlar için. O zaman o insanlar neyi diyeceğini, neyi demeyeceğini bilemiyorlar. Bilgi saklamaya başlıyorlar. Yanına gitmemeye çalışıyorlar bu sefer. Ne olur ne olmaz. Bana nereden çakacağı belli değil. Bugün hangi hali ruhiyede acaba o belli değil gibi düşünmeye başlıyorlar. İşte o zaman o kişinin yalnızlaşma süreci de başlıyor buna paralel olarak. Dolayısıyla birkaç şey bir arada ama bunun altında yatan şey bence de bu başarısızlık hikayesi. Yani Trump bir daha seçilemeyeceğini anladığı anda, seçimi gerçekten kaybetmeye doğru gittiğini anladığı anda ve bunun bir yalnızlaşma süreci ima ettiğini gördüğü anda bu başarısızlığı hazmedemedi. Buna hazır değildi zaten. Bunu önceden öngörerek de kendini hazırlamış da değildi. Çevresi de zaten herhalde. Mesela bizdeki örneklere de gidersek, yani bizdeki bir sürü siyasetçi de böyle. Son ana kadar bir pembe dünya yaratma olayı var liderlerin etrafında. Ama o olmadığı zaman birdenbire lider yalnız ve başarısız hissediyor. Ve işte o zaman çıkaracağı tepkilerin rasyonalitesi olmuyor. Trump da can havliyle bu işleri yaptı. Ve tabii işin ironik yanı şu, hiç böyle şeyler yapmasaydı önümüzdeki süreçte siyasetçi olma şansı daha fazlaydı. Ama bunları yaptı ve intihar etti aslında. Yani şimdi parti kursa ne olur, şunu bunu yapsa ne olur? Artık da normal sistemin içinde bir aktör olma ve saygın bir aktör olma şansı kalmadı. O yüzden de otoriterliğin sınırlarını aşırı zorlayan iktidarlar gerçekte çok yavaş da olsa bir intihar süreci içindeler. Bu uzun sürebilir. Yani bizim gibi toplumlarda daha da uzun sürer. Yani Amerika'da birdenbire hani aniden rasyonalite hakim oluyor. Böyle şey olmaz diyor. Kendi partisinin adamları oluyor. Bitiyor yani. Bizde biraz daha bu kültürel olarak zor bu işler. Çünkü biz ataerkiliz. Ama Amerika ataerkil değil. Yani bir bütün kültür olarak baktığımız zaman ya da egemen tarz ataerkil değil. Evet bizde daha uzun sürer ama bu kaçınılmaz bir durum. Yavaş yavaş yıpranırsınız ve meşruiyetinizi yitirirsiniz. Bence bir sürü yerde yani Rusya'da da böyle oluyor. Bence Türkiye'de de böyle oluyor. Bu iktidar bence mesela meşruiyetini aynen Trumpvari şekilde yitiriyor ama Trump'ın yaptığı gibi şeyler tabii onlar çok uç şeyler. Yani öyle bir mukayese de yapmamak lazım. Evet bir de orada o kurumların oturmuş olması ataerkil zihniyet değil devlete hakim olan. Relativist evet, zihniyet. Ve dolayısıyla kendini koruyor devlet. Sistem kendini koruyor. Cumhuriyetçi de çıkıp söylüyor Trump artık yeter iyice saçmaladın diye. Hep beraber adamı siyaset dışı ilan ediyorlar. Ama burada bizim gibi ataerkil toplumlarda daha uzun sürse de hayatın akışı gereği benzer bir şekilde Trump'ın deport olduğu gibi deport olacağını düşünüyorsunuz. Yani evet. Amerika ile ilgili olarak baktığımız zaman şimdi bu modern bir toplum, modern bir devlet, modernliğin her tarafını içselleştirmiş bir devlet ve relativist ve otoriter zihniyetler birlikte var. Ama kendine has bir bileşimle yaşıyor Amerika'da bu. Yani nasıl? Her kurumun kendi içinde otoriterlik olabiliyor ama kurumlar arası ilişkiye geldiğimiz zaman, yani kamusal alana geldiğimiz zaman relativizmi kabul etmen lazım iç politikada. Ama dış politikada da gene otoriterliğe dönüyor ve bu onlar için bir uyumsuzluk, bir çelişki gibi gözükmüyor. Çünkü modernliğin içinde her ikisi de var. Bunu sen nasıl bir şekilde birleştiriyorsun, nasıl kombine ediyorsun meselesi bu. Bizde ama o kamusal alan ataerkil. Yani orada olmayan şey. Yani bizde de tek tek kurumların kendi içinde otoriter yapı. Mesela diyelim ki İçişleri Bakanlığı çok otoriter yapıda olabilir. Çok önemli olmayabilir toplum için bu. Ama bir bakanlar kurulunun otoriter yapıda olması daha büyük problemdir. Ya da bir büyük, bütün bir iktidar alanının, siyaset alanının otoriterleşmesi çok daha büyük bir sorundur. Ve biz o sorunla baş edemiyoruz. Çünkü biz kendimiz ataerkil olduğumuz için ve yönetenleri tepemizde gördüğümüz için, onlara bizden, kendimizden daha fazla değer atfettiğimiz için, farkında olmasak da bu, şöyle söyleyeyim, bugün devlete, iktidara karşı en fazla laf eden, muhalefet yapan insanların bile bilinç dışında devletin bizden birkaç tık yukarıda daha değerli olduğuna dair bir algı var. Şimdi böyle olunca o devlette oturan sistematiğin ister istemez kayırılması söz konusu oluyor. Yani mesela gereksiz bir nezaket oluyor devlet aktörlerine sunulan. Evet. Sırf makamından ötürü gibi. Bu da devlet toplum ilişkisini, dolayısıyla kamusal alanı değiştirmemizi çok çok zora sokuyor. Yani o yüzden bizde bu yüzyıllar sürebilir. Çünkü biz razı oluyoruz. Yani ataerkil zihniyetin en önemli özelliklerinden bir tanesi var olan duruma razı olmaya çok eğilimli olunması. Ve biz toplum olarak
razıyız. Şikayet etsek de, bazen karşı çıkıyoruz gibi gözüksek de son kertede razıyız. Ve o razı olduğumuzu da devlet de biliyor. Tabii daha yukarıdakiler biliyor. Ya da onlar da buna alışmış durumdalar yüzyıllar içinde. Dolayısıyla değişim çok daha zor oluyor. Yani aramızdaki fark bu. Yoksa otoriterlik açısından teke tek mukayese edersek Amerika'da olan otoriter zihniyete dair örneklerle Türkiye'dekiler muhtemelen mukayese edilebilir şeyler de olabilir. Tek tek baktığımız zaman. Eninde sonunda bir ulul emre itaat geleneği var. O genetik olarak var herhalde. Sağcısından solcusuna bütün siyasi görüşlerde. Dediğiniz gibi devlet zaten yukarıda. Zaten onu hiç tartışmıyoruz yani. Yani şunu düşünelim. Mesela AK Parti'nin reformcu olduğu bir dönem vardı değil mi? Avrupa Birliği'nin yönetmelikleri geliyordu, değiştiriliyordu. Bir sürü şey, çözüm süreci başlamıştı vesaire. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları aynen uygulanıyordu Türkiye'de. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru getirildi falan. Bütün bunlar olurken toplum evet dedi. Razı oldu. Bir şey demedi. İtiraz etmedi. Beğendi yani. Şimdi tam tersi oldu. Toplum gene bir şey söylemiyor esas olarak. Yani bireysel hayatımızı etkilediği için itiraz ediyor olabiliriz. İşsiz kaldık, işte maaşımız düştü ya da şu oldu, bu oldu. Ya da eskiden şurada yazabiliyordum, şimdi yazamıyorum gibi. Beni doğrudan etkileyen şeyler olduğu zaman tamam. Tabii ki küçük bir azınlık grup daha bilinçli, daha sistematik bir şekilde bir muhalefet de yürütüyor olabilir. Ama bizim toplumumuzun ana gidişatı diyelim, omurgası olarak baktığımız zaman, hangi zihniyet hakim bu topluma dediğim zaman, biz razı oluyoruz. İyi bir şey olduğu zaman da eyvallah diyoruz. Kötü bir şey olduğu zaman da eyvallah diyoruz. Aslında eşit tutmuyoruz belki o ikisini. Hani iyi bir şey olsa daha iyi tabii. Ama bu razı olma sonuçta çok kritik. Ve tabii şu var, eğer razı olan bir toplum varsa otoriter zihniyetle yönetilen bir devletin daha uzun ömürlü olma ihtimali de daha fazla. Yani Amerika'da bu 4 sene sürdü, bizde 40 sene sürebilir. Yani senin moralini bozmak için söylemiyorum ama yani durum bu. Evet, gerçekçi olmak lazım hocam. Yani hayallere kapılmak bir işe yaramıyor. Bu zihniyet bugünden yarına değişecek bir şey değil zaten. Yani hayat karar verecek ona dediğiniz gibi. Ama gidişatta öyle yakın zamanda majör bir değişiklik gözükmüyor yani. Putin'in zihniyetini analiz edersek o da ataerkil ve egemen zihniyeti ataerkil ve destek zihniyeti otoriter mi yoksa otoriter egemen zihniyette mi? Yani sanki şimdi tabii onu da ne kadar tanıyoruz, onu Trump'tan çok daha az tanıyoruz. Yani bu gerçek çevresinin içinden bir bakış olarak. Çünkü daha öyle şeyler okumadık, öyle çok samimi itiraflar ya da o ilişkilerin dökümüyle karşılaşmadık. Ama tabii burada istihbarat teşkilatından gelmiş, istihbarat teşkilatında çok uzun süre geçirmiş bir kişi var ve o istihbarat teşkilatının muhtemelen zihniyetinin otoriter olduğunu varsayabiliriz. Yani Rusya'daki bu eski KGB devamı olan organların ve onun içinde bu kadar uzun süre kalmış birisinin de doğal olarak oraya adapte olmuş olduğunu düşünebiliriz. O yüzden ben de Putin'in daha otoriter zihniyete çok daha egemen zihniyet olarak daha yakın olma ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorum ben de. Ama tabii Rusya diye bakarsak, Rusya da bayağı ataerkilliğin etkili olduğu, tarihsel olarak köklü olduğu bir toplum. O yüzden işin o tarafı da vardır. Ama yani daha tam olarak tam bir analiz tabii şu andaki bizim elimizdeki verilerle çok mümkün değil. Ama bence Putin ne istediğini bilme açısından, bunun dozunu doğru ayarlama ve netice alma açısından dünyadaki başka birçok lidere göre çok daha istikrarlı, çok daha rahat ve eğer yani otoriter zihniyette ise bence esas olarak başarısızlık korkusu değil. Onu gerçekten kontrol etme, denetleme, egemen olma dürtüsü yürütüyor o kişiyi. Onun için de zaten bir başarısızlık endişesi de taşımıyor. O çok büyük bir sürpriz olur Putin karakteri için muhtemelen. Eğer bir gün öyle bir şey olursa yani o çok büyük bir sürpriz olur. O şu anda kendi işini zaten böyle yapabildiği sürece hiçbir zaman başarısızlığın gelmeyeceğini bilinç dışı olarak biliyor. Ve de bunu yıllardır uyguluyor. Ve de muhtemelen kendisini de çok başarılı hissediyor. O yüzden o daha böyle baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Mesela Putin beraber çalışılması daha kolay bir insan muhtemelen. Yani çünkü bir istikrarı var, bir rasyonalitesi var ve onu söylüyor sana. Yani onu görüyorsun sen. Ama mesela Trump'a geldiğimiz zaman tamamen öbür uca geliyoruz. Yani onun sabah nasıl kalkacağına bağlı olarak o gün değişik olabiliyor. Evet, peki son olarak şeyi sorayım hocam. Siyasi öngörünüzü sorayım. Yani dünya siyasetinde şimdi Biden'ın gelişiyle nasıl değişiklikler olacağını düşünüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Biden siyasi alanda ve de Amerika'nın küresel irtibatları anlamında ve de küresel sorumlulukları anlamında
bir sürü değişikliği şu anda hayata geçiriyor. Bakanlar Kurulu buna çok uygun. Yani bunu da bilerek bu insanları seçtiğini de anlıyoruz. Yani o insanlara eğer bir miktar inisiyatif verecekse zaten bu dediğim yönde gidecektir olay. Buradan dünyadaki ülkeler arası ilişkiler açısından yeni bir sayfa açılıp yeni bir zihniyete doğru kayma olabilir mi? Göreceğiz bunu ama mesela Avrupalıların çok ümit verici konuşmaları böyle bir beklenti içinde olduklarını gösteriyor. Yani Amerika-Avrupa ilişkisinin en azından daha açık, daha şeffaf, daha paylaşılabilir, bilgiye dayalı, birbirini anlamayı hedefleyen, eğer gerekiyorsa yani söylemek gerekiyorsa daha demokrat zihniyette bir ilişki olmasını umuyorlar. Biden'ın da buna çok uygun olduğunu düşünüyorlar. Tabii eğer böyle bir şey gerçekten olursa bu bütün dünyayı etkileyecek olan bir süreç olacaktır. O zaman diğer ülkeler ve diğer aktörler bu yeni ilişki mekaniğine nasıl adapte olacaklarına bakacaklardır. Kendi zihniyet bileşimlerinde demokratlık olan veya sırf demokratlık da olmayan, gene relativizmin de çok önemli olacağı bir dönem de olabilir. Demokratlık, relativizm olan ülkeler, liderler, siyasi partiler daha kolay adapte olacaklar bu ilişkilerde ve daha üst noktalara varacaklar bu ilişkiler ağı içinde muhtemelen. Onlar partner olacaklar yani. Ama bunu beceremeyen ülkeler, liderler, siyasi partiler çok muhtemelen soru işareti taşıyacaklar kendi üzerlerinde ve öngörülemez, belirsiz, hala mesafeli tutulması gereken vesaire ülkeler, kişiler olarak kalacaklar ve onların daha çok sorun yaşama ihtimali olacak. En azından şunu söylemek lazım. Herhangi bir kurumda, şimdi dünya da bir büyük kurum, gevşek ama gene de bir büyük kurum olarak ele alınabilir. Herhangi bir büyük kurumda egemen zihniyet ya da en fazla kullanılan zihniyetlere yakınsanız o kurumun içinde daha fazla yükselebilirsiniz. Daha etkili olursunuz. Daha önemli hale gelirsiniz. Sözünüz daha çok dinlenir. Hareket alanınız daha çok genişler. Eğer uyum gösteremiyorsanız o zaman arka planda, çeperde kalırsınız ve de bütün ilişkiler ağı içinde de sizin aleyhinize işler sistemler. O yüzden de eğer Biden daha fazla relativizm, daha fazla demokratlık demek ise dünya için, o zaman her ülkenin, her siyasi partinin, her siyasi aktörün durup bunu düşünmesi lazım. Benim kurumumda, benim dünyamda bu zihniyetler ne kadar var? Benim neremde duruyor bunlar yani? Ne kadar uzağımda, yakınımda? Eğer bunlar benim zaten doğal zihniyetlerimse o zaman Biden'ın gelmesi o ülkeyi ya da siyasi partiyi ya da aktörü çok önemli hale, belki de bir dünya sistematiği içinde bir etkili ajana çevirebilir. Yani bir sürü noktada dünya meselelerinin çözümü için kullanabileceği bir kişi olarak da ortaya çıkabilir o bazı aktörler veya siyasi partiler. Ama buradan eğer uzaksak o zaman önemli bir adaptasyon kriziyle karşı karşıya olduğumuz çok açık ve de bunun getireceği bir sürü sakıncanın da önceden görülmesi lazım. Bence zaten bu soru aslında mesela Türkiye'yi de çok derinden etkileyen, aslında tam bam teli diyeyim, Biden sonrası eğer dünyada bu tür bir değişiklik olacaksa Türkiye buna en uzak ülkelerden biri şu anda. Ve dolayısıyla da Türkiye'nin bu yönetim anlayışıyla, bu iktidar anlayışıyla, bu kamusal alanıyla nasıl buna adapte olacağı çok çok büyük bir soru. Bu içeride de siyasi olarak çalkantıları ima ediyor. Dışarıya baktığımız zaman da dünya ile bütün ilişkilerimizde yeniden yapılanmalar ima ediyor ve bu yapılanmalara çok hazır olduğumuzu ben sanmıyorum. Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok teşekkürler sana da.